Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, kainattaki bu güzel nimetleri bizlere lütfeden Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Yüce Rabbimizin Habibi, Edibi, sevgililerin en sevgilisi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine, ashabına, hulefai raşidine, tabiine, etbaut tabiine, eimme-i müştehidine, bütün ulemaya, bütün evliyaullah'a, bütün mümin ve müminata selam olsun. Muhterem kardeşlerim, Ramazan ayının esintilerinin bizleri kuşattığı, Ramazan ayının rahmetinin bizleri gölgelediği bu günlerde sizlerle dinimizin önemli tavsiyelerinden olan, hatta bütün peygamberler tarafından ümmetlerine emredilen İsar konusunu anlatmaya çalışacağım. Yani diğer gamlık, yani fedakarlık konusunu anlatmaya çalışacağım. Konumuza girmeden önce öncelikle İsar ne demektir? Anlamı nedir? Lügat anlamı nedir? Sılahi anlamı nedir? Bu anlamları ifade ettikten sonra sohbetimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzide ashabının hayatından örnekler vermek suretiyle izah etmeye çalışacağım. İsar lügat olaraktan bir şeyi veya bir kimseyi diğerine tercih etmek anlamındadır. İstilahi olarak ise bir kimsenin kendisi ihtiyaç içerisinde bulunduğu halde sahip olduğu imkanları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanması, başkasının yararına fedakarlıkta bulunmasıdır. Bu anlamları daha güzel izah edebilmek, daha net açıklayabilmek, daha anlaşılır kılabilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve onun güzel sözlerinden, hadisi şeriflerden örnek vererekten izah etmeye çalışacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: An Sehl ibni Sa'din kâle: Câet imra'eten bi burdetin mensucun fi haşiyetihâ. Kâlet ya Resulallah: İnni nesectü hâzihi biyedi eksûkehâ. فأخذها رسول الله محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Süheyl bin Sa'd anlatıyor. Bu hadisi şerif Buhari'de Libas bölümünde 18 numaralı hadisi şeriftir. Bir kadın elinde kenarları dokunmuş bürde türünden bir kumaşla gelerek: Ya Resulallah, bunu giymeniz için kendi elimle dokudum dedi. Allah Resulü'nün de böyle bir kumaşa çok ihtiyacı vardı. Ve ihtiyacı olan bu kumaşı aldı, izar şeklinde giyinerek, yani belden aşağısına sararak yanımıza geldi. Fakat orada bulunanlardan biri kumaşa dokunarak, ya Resulallah, bunu bana giydir dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. Ve Allah'ın dilediği kadar bir süre içerisinde o mecliste bulunduktan sonra evine döndü.
Sonra da kumaşı katlayarak kumaşı kendisinden isteyen ashaba gönderdi. Bu durumu hoş karşılamayan arkadaşları kumaşı isteyen sahabiye hiç iyi yapmadın. Halbuki Allah Resulü'nün bu kumaşa çok ihtiyacı vardı. Sen de biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiği zaman ona hayır demezdi. Bunun üzerine ashab dedi ki, haklısınız, kumaşa ihtiyacım yoktu. Lakin kumaşı giyinmek için değil de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bu giysiyi kendime kefen yapmak için istemiştim. Ve o ashab ahirete irtihal ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ridasını kefen olaraktan kullanılmak suretiyle Yüce Rabbimizin huzuruna gitmiştir. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü ihtiyacı olduğu halde kendisine getirilen bürdeyi en küçük bir çekinge göstermeksizin, en ufak bir rahatsızlık duymaksızın çok da ihtiyacı olmayan birine vermesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında, benliğinde, ahlakında İsar'ın nakşedilmiş güzel bir tezahürünü göstermektedir değerli kardeşlerim. Malumunuzdur, rida deyip de geçmeyelim. Bugün imkanlarımız geniş. İstediğimiz giyeceği, istediğimiz yiyeceği alabiliyoruz. Ama düşünün ki o gün Allah Resulü ve ashabı bu kadar geniş imkanlara sahip değildi. Öyle hemen kolaylıkla gidip bir rida, bir giyecek alamıyorlardı. Biz bunu yakın tarihimizde de gördük. Bizim büyüklerimiz bunları daha iyi bilirler. Büyüklerimiz içerisinde bir elbise alıp onu yıllarca giyip elbise bir yerinde yırtıldıktan sonra yamalayıp giyenler çok vardı. Ama Cenab-ı Allah bizlere bugün bu zenginlikleri, bu nimetleri, bu lütufları ihsan eyledi. Cenab-ı Allah böyle nimetlerin kadrini, kıymetini bilen kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, biz sohbetimize yine Allah Resulü'nün ashabı, Allah Resulü ile ashabı arasındaki bazı hadiseleri ifade etmek suretiyle devam edelim inşallah. Bir gün Allah Resulü mescidde iken bir adam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacı olduğunu söyleyerek yardım istedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adamı aldı, evine götürdü. Eşine dedi ki, bu adamın ihtiyacı var, bunun ihtiyacını karşılayalım. Evde yiyecek ne vardır diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi, Allah onlardan razı olsun, sudan başka bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide döndü. Ashabına hitaben dedi ki, içinizde bu adama yardımcı olacak kimse yok mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir talebine ashabı umursamazlık yapamazdı. Kayıtsız kalamazdı ve her birisi bu misafiri ağırlamak istedi. Ancak onların içerisinde durumu en iyi olan Medine'li Müslümanlardan, yani Ensar'dan Ebu Talha radıyallahu anh isimli bir sahabi zor durumda kalan bu adamı alarak evine götürdü. Yalnız eve gittiğinde bir sürprizle karşılaştı. Eşi dedi ki, evde çocuklara yetecek kadar yiyecek var. Bunun üzerine Ebu Talha radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine misafir olaraktan emanet etmiş olduğu bu insanı aç bırakamazdı. Eşine dedi ki, çocukları uyut. Onlar uyuduktan sonra da yemeği sofraya getir ve sofranın başına beraber oturalım dedi. Evet, çocukları uyutaraktan sofraya getirilen yemek ancak sadece bir kişiye yetebiliyordu. Bunun üzerine bu Ebu Talha'nın eşi, Allah ondan razı olsun, sofra başında yanan kandili düzeltir gibi yaparaktan
kapattı ve karanlık içerisinde sanki ev sahipleri de yemek yiyormuş gibi yaparaktan eve almış oldukları misafirin karnını doyurmasını sağladılar. Zira biraz evvel de ifade ettiğim gibi evde bir kişiye yetecek yiyecek vardı. Daha sonra misafir sahibi Ebu Talha ve eşi sofradan kalkaraktan çocuklarıyla beraber aç bir şekilde sabahladılar. Ancak karınları açtı ama gönülleri huzurla doluydu. Çünkü onlar Allah Resulü'nün duasına mazhar olmuşlardı. Onlar için en büyük mükafat, en büyük güzellik, en büyük hayırlı iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmaktı ve misafirin duasını almaktı. Ertesi sabah sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asil davranışı sergileyen sahabeyi görünce bu gece sizlerin misafirinize karşı davranışınızdan Allah Teala o kadar çok hoşnut oldu, o kadar çok memnun oldu ki diyerek şimdi okuyacağım ayeti kerimenin indirildiğini bildirdi. Haşr suresi 9. ayeti kerime. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine tebevve'u ddara vel imane min qablihim yuhibbuna men hacere ileyhim ve la yecidun fi sudurihim haceten mimma utu ve yu'siru ala enfusihim ve la kana bihim hasasa ve men yuga shuha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Sadakallahul azim. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Onlardan yani muhacirlerden önce bu yurda yerleşmiş olan gönülden inanmış olanlar yani ensar kendilerine göç edip gelenleri muhacirleri severler. Onlara yani muhacirlere verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içerisinde olsalar bile onları yani muhacirleri kendilerine tercih ederler. Kim nefsin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Medineli aile yani Ensar Allahu Teala'nın hoşnutluğunu ve övgüsünü kazandıran bu özverili davranış İsa'nın diğer gamlığın, fedakarlığın en güzel örneklerinden biridir. Fedakarlığa İsa'nın en güzel örneklerini Ensar ve Muhacir dayanışmasında görmekteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde Medine'li Ensar ile Mekke'li Muhacirler arasında sevgi, saygı, dayanışmaya dayalı kardeşlik anlaşması yapmıştı. Gönüllülük esasına dayalı bu anlaşma gereğince Medine'de her bir Müslüman Mekke'den hicret eden bir kardeşini evi yapılıncaya kadar kendi evinde misafir edecekti. Bu kardeşlik anlaşmasının iki önemli kahramanını burada sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunlardan bir tanesi Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, diğeri ise Sa'd bin Rebi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Mekkeli muhacirlerden idi. Sa'd bin Rebi ise Medineli Ensardan idi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini kardeş ilan etmişti. Bunun üzerine Sa'd bin Rebi Mekkeli muhacirlerden olan Abdurrahman bin Avf'ı elinden tutarak evine götürdü. Ey kardeşim, malımı seninle yarı yarıya bölüşelim dedi. Evet değerli kardeşlerim, burayı iyi dinleyelim. Sa'd bin Rebi Abdurrahman bin Avf'a, yani biraz daha açıkça ifade edelim. Medine'li Ensar'dan olan Sa'd bin Rebi, Mekkeli muhacirlerden olan Abdurrahman bin Avf'ı evine götürerek, malımı seninle yarı yarıya bölüşmek istiyorum dedi. Öz kardeşlerim bile miras taksiminde kavga ederken Sa'd bin Rebi'nin böyle bir teklifte bulunması
İsar'ın, diğer gamlığın, fedakarlığın en güzel örneklerindendi. Bugün belki biz bunu duyduğumuzda şaşıracağız. Yani böyle bir şey olur mu diyeceğiz. Ama İslam kardeşliği, Müslüman kardeşlik öyle bir kuvvetli kardeşlik ki Allah-u Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu, emanet olarak da vermiş olduğu malı, mülkü ve paylaşmayı gerektiriyor değerli kardeşlerim. Fakat Allah Resulü'nün yoldaşı olma şerefine nail olan ve Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen Abdurrahman bin Avf Sa'd bin Rebiye dedi ki, Allah malını ve aileni sana bağışlasın, bereketli kılsın. Siz bana çarşının yolunu gösterin diye bu teklifi kabul etmedi. Ve çalışmak üzere çarşıya gitti. Ve o gün yapmış olduğu ticaretle bir miktar yağ ve bir miktar keş, yani kurutulmuş yağsız yoğurt alaraktan geri döndü. Her iki sahabi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmişti. Eğitimlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almışlardı. Biri Müslüman kardeşi için malını paylaşacak kadar cömert ve diyargamdı, fedakardı, İsar sahibiydi. Diğeri ise kardeşine yük olmayacak kadar, kardeşine yük olmamak için çaba sarf eden bir hassasiyet içerisindeydi. Değerli kardeşlerim, Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmişti. Bunlardan bir tanesi Ensar'dan, diğeri ise Muhacir'den idi. Yüce Rabbimiz Ensar'ın bu güzel davranışını, bu güzel fedakarlık örneğini İnsan suresinde şöyle anlatmaktadır. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Yufune bin nedri ve yekhafune yevmen kâne şerruhu müstadîrâ. Ve yud'umûne ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ. İnnemâ nud'imukum li vechillâhi lâ nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. İnnâ nekhâf min rabbina yevmen abûsen gamtarîrâ. Sadakallâhul azîm. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu burada. Okullar ki verdikleri sözü yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış olan o günden korkarlar. Onlar kendi canları istemesine rağmen ellerinde bulunan yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Ve derler ki, biz size sadece Allah rızası için ikram ediyoruz. Yoksa sizden bir karşılık beklemiyoruz. Böyle bir karşılık istemiyoruz da. Bir teşekkür de beklemiyoruz. Bir teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız dediler. Değerli kardeşlerim, burada verdikleri sözden maksat, İnsanın yerine getirmeyi kendisine borç kıldığı, vaat ettiği her türlü iş demektir. Taberi tefsirinde bunu bu şekilde tevil ediyor. Diğer anlamı ise bir iyilik yapmayı adadıkları zaman, gönüllü olarak ibadet etmeye niyetlendikleri zaman ve buna karar verdikleri takdirde bunu mutlaka yerine getirirler buyuruyor. Ayet-i Kerime'de alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ buyuruyor. Ya esirlerden bahsediyor. Tefsir kitaplarımız esirle alakalı şunu ifade ediyor. Şartların esiri olan herkesi kapsadığını ifade ediyor. Herkesin kendi şartları içerisinde bir takım sıkıntıları, bir takım maruz kalmış olduğu müşkilatlar bulunmaktadır. Ve bunlara yardım ettiklerini ifade ediyor ayet-i kerime Ensar'ın. Ve bunu yaparken de hiçbir beklenti içerisinde değiller. Hatta bir teşekkür dahi beklemiyorlar. Peki neyi bekliyorlar? Sadece Yüce Rabbimizin rızasını bekliyorlar değerli kardeşlerim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı çokça methetmiştir. Ensar'ı çokça övmüştür. Ensar'a çokça dua etmiştir.
Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere örnek, o güzide ashabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde, eğitiminde yetişmiştir. Bizlerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde ve eğitiminde yetişme fırsatımız vardır. İlla ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözümüzle görmek mecburiyetinde değiliz. Onun hadisi şeriflerini iyi anlarsak, hayatımıza iyi tatbik edersek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine sarılıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını örnek olaraktan kendimize alıp, buna göre hareketlerimizi, eylemlerimizi, amellerimizi dizayn edersek, biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden, eğitiminden geçmiş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensar'ın bu güzel meziyetlerinden, güzel ahlakından, bu paylaşımından dolayı onları çokça methetmiştir. Ensar'a karşı nefret beslemeyi asla tasvip etmemiştir. Sık sık da Medine'li Ensar'la alakalı hayır duada bulunmuştur değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde ve eğitiminde yetişen bu sahabeden günümüze kadar Müslümanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsar'la alakalı, fedakarlıkla alakalı, kardeşini düşünmeyle alakalı, diğerganlıkla alakalı ahlakını örnek almışlardır. O günden bugüne İslam tarihi içerisinde gerek ecdadımızın içerisinde, gerek diğer Müslümanlar içerisinde diğer gamlık hikayeleri, İsar hikayeleri bulunmaktadır. Hem de çokçadır. Fakat bizim bu sohbetimizde bunların tamamından bahsetmemiz mümkün değildir. Ecdadımız Malazgirt Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na ve Çanakkale'ye, o günden bugüne kadar buna benzer birçok güzel meziyetlerde bulunmuşlardır. Ben son zamanlarda terörle mücadele kapsamında şehit olan Mehmetçiklerimizin, şehit olan polislerimizin hayatlarından birçok hikayeyi dinlemiş bulunmaktayım. Bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Görevim icabı bir şehit kardeşimizin ailesini ziyaret etmiştik. Ve şehit kardeşimiz de son görevini yapmak üzere, defnetmek üzere hazırlıklara başlamıştık. Şehit kardeşimizin evine gittiğinde silah arkadaşlarını gördük. Onlar bu kardeşimizin güzel hikayelerinden bahsettiler. Bunlardan bir tanesi, özellikle masum vatandaş demeden, öğretmen demeden, asker, polis demeden, imam hatip demeden, din görevlisi demeden, şehit eden, kalleşçe saldıran terör örgütüne karşı Mehmetçiklerimiz bir operasyon düzenleyecek. Operasyonun adresi bir ev. Lakin eve gittiklerinde önce evin bahçesinden girmeleri gerekiyor. Taktik gereği bir kişinin içerisi girmesi gerekiyor. Ondan sonra diğerleri teröristleri etkisiz hale getireceklerdi. Lakin her bir askerimiz, her bir Mehmetçiğimiz önce kendisi girmek istiyor ama onların içinden bir tanesi diyor ki, ey kardeşlerim, silah arkadaşlarım, bana müsaade edin de ben evli baklı değilim. Şehit olduğum takdirde geride dul bir kadın bırakmayacağım, yetim bir evlat da bırakmayacağım ama sizlerin her biriniz evlisiniz, evlatlarınız var. Sizleri böyle bir tehlikeye atmak istemem. Müsaade edin de ben gireyim önce. Evet, değerli Mehmetçiğimiz kapıdan içeri girer girmez teröristlerin taarruzu neticesinde şehit olur. Değerli kardeşlerim, görüyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden, hatta bunu şöyle ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda İsar, diğer gamlık, fedakarlık, Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu bütün peygamberlerin ilahi mesajlarında ve onların ümmetlerine iletmiş olduğu ilahi mesajlarda bulunmaktadır.
Hepsinde vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek alan Mehmetçiklerimiz, silah arkadaşlarından herhangi birisinin hanımının dul kalmaması için, evlatlarının yetim kalmaması için kendisini feda etmiştir. Yani bu diğergamlık bizim kültürümüze, bizim benliğimize, bizim kimliğimize, inancımıza nakşedilmiştir değerli kardeşlerim. Sohbetimi tamamlarken, hepimizin malumudur, dünya üzerinde etkili olan bir pandemi vardır. Koronavirüs hastalığı, virüsü, bütün insanlar, bu hastalığa yakalanan insanlar hayatını kaybetmektedir. Hastanelerimiz bu hastalarla doludur. Onun için günümüzde de bu ihsar konusunda, fedakarlık konusunda, diğer gamlık konusunda sağlık çalışanlarımızın büyük fedakarlık yaptıklarını şahit olmaktayız. Koronavirüs hastalarını tedavi etmek için kendi canlarını feda eden sağlık çalışanlarımız var. Onları biz televizyon başlarında izliyoruz. Cenab-ı Allah hayatını kaybeden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün insanımıza rahmetiyle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Değerli kardeşlerim. Yani görüyoruz, sağlık çalışanlarımızın büyük fedakarlıkları var. Eğer sağlık çalışanlarımız bizim için bu fedakarlıkları yapıyorsa, bizim de sağlık çalışanlarımız için fedakarlık yapmamız gerekiyor. O diğer gamlık, o ihsar vazifesini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından kalan bu mirası, hatta ecdadımızdan kalan bu mirası bizim de yerine getirmemiz gerekiyor. Peki biz sağlık çalışanlarımıza karşı nasıl bir fedakarlıkta bulunabiliriz? Nasıl onları düşünebiliriz değerli kardeşlerim? Nasıl onları kendi canımız gibi görebiliriz? Değerli kardeşlerim, evde kalmak suretiyle, sosyal mesafeyi korumak suretiyle, gerekli tedbirleri almak suretiyle bizler de sağlık çalışanlarımız için fedakarlık yapabiliriz. Bu fedakarlık, inanın, çok büyük bir fedakarlık değil. Bakınız, evde sıkılıyoruz. Çarşıya çıkmak istiyoruz. İnsanlarla tokalaşmak istiyoruz, sarılmak istiyoruz. Bu bir hakkımızdır. Eyvallah. Ancak şunu unutmayalım, karşımızda hayatlarını tehlikeye atan, koronavirüs hastalarını tedavi etmek için kendi canlarını feda eden bir sağlık çalışan grubumuz var. Onlar bize bu fedakarlığı yapıyorsa, bizim de bu fedakarlığı yapmamız gerekmektedir. Onun için evimizde kalmamız, sosyal mesafeye dikkat etmemiz, tedbirleri almamız bizim sağlık çalışanları için yapacağımız en büyük fedakarlık olacaktır. Efendim, sözlerimi tamamlamadan önce ve sözlerimi tamamlarken sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 20-25 dakikadır konuşuyorum. Belki benim konuştuklarımı tekrar hatırlamayabilirsiniz. Tekrar unutabilirsiniz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den size öyle bir hadis-i şerif okuyacağım ki hayatınız boyunca bunu kulağınıza küpe yapmanız ve her hareketinizde, her eyleminizde, insanlarla olan bütün ilişkilerinizde bu hadis-i şerifi hatırlamanızı istiyorum. Belki bu sohbetin tamamını unutabilirsiniz ama bu hadis-i şerifi unutmayalım lütfen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi." Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe, sevip istemedikçe iman etmiş olamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız, bu hadisi şerifte ihsar ile, diğer gamlık ile, fedakarlık ile iman arasında kuvvetli bir bağ vardır değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifinde ihsarın müminin imanını kuvvetlendirmede, müminin Allah'a olan imanını, Allah'a olan bağlılığını, Cenab-ı Allah'a olan sevgisini ve muhabbetini sağlamakta büyük rolü olduğunu,
önemli etkisi olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmektedir. Ne olur bu hadis-i şerifi bütün insanlarla olan ilişkilerimizde, bütün mahlukatla olan ilişkilerimizde, bütün eylemlerimizde, bütün hareketlerimizde hayatımızın düsturu edinelim. Kızdığımızda bu hadis-i şerifi hatırlayalım. Bir insanlara kötülük yaptığımızda bu hadis-i şerifi hatırlayalım. İyilik yaptığımızda bu hadis-i şerifi hatırlayalım ki inanın bu hadis-i şerif, sadece bu hadis-i şerifi hayatımıza tatbik etmek suretiyle dünyayı güzelleştirebiliriz ve iyilik hareketini daha da güçlü hale getirebiliriz. Bu vesileyle Ramazanınız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerinizi makbul eylesin. Oruçlarınızı makbul eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını örnek alan, ona ümmet olmaya layık olan ve Allah'a da kul olmaya layık olan kullar zümresinden eylesin. Bu vesileyle değerli kardeşlerim, ahirete irtihal eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler talep ediyoruz. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve aynı zamanda da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Rabbimizden rahmetiyle muamele etmesini niyaz ediyoruz. Ve bu mücadeleyi yapan kardeşlerimize de şifalar ihsan eylemesini Yüce Rabbimizin şifalar ihsan eylemesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle hepinizi Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketiyle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Ümmeti Muhammed'in sağlık ve sıhhati için korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail olabilmek için Yüce Rabbimizin hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlularına edalar ihsan etmesi için, ibadetlerimizin makbulü için, memleketimizin birliği, beraberliği, kardeşliği için ve bu kardeşliğimizin kuvvetlenmesinde ihsar duygumuzun, fedakarlık duygumuzun, diğer gamlık duygumuzun kuvvetlenmesi için, Allah rızası için. El-Fatiha.